Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Kıymetli misafirler, İslam ülkelerinin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu önemli toplantının gerçekleşmesine öncülük eden İslam Araştırmalar Merkezi İSBAM'a teşekkürlerimi arz ediyorum. İSBAM yeni bir oluşum çiçeği burnunda ama henüz ilk adımlarını bu kadar önemli bir toplantının organizasyonuna tahsis ettiği için de kendilerine tebrik etmeyi bir vazife biliyorum. İnanıyorum ki bugün ve bundan sonra yapacağı çalışmalar İslam dünyasının birlik ve beraberliğine büyük katkılar sağlayacaktır. Elbette aynı inancı paylaşıyoruz. Aynı kültürel, ahlaki değerlere sahibiz. Bundan dolayı da bazı tekrarların olacağı kaçınılmaz. Mühim olanı bu tekrarların biraz önce de ifade edildiği gibi hayata geçirilmesinde ne yaptığımızdır. Esas olan fikirlerin gündeme getirilmesi değil, sadece mutlaka gündeme getirilen bu fikirlerin hayata geçirilmesidir. Bazı şeyler burada tekrar edecek. Ben de bundan önce yapılan konuşmalarda gündeme getirilen konuları belki bir defa daha tekrar etmiş olacağım ama bunların hepsi aynı kaynaktan beslenmemizden, aynı idealleri taşımamızdan kaynaklanıyor. Bu İSBAM'ın ilk toplantısının ana temasının da bu sebeple İslam dünyasının geleceği ve Filistin olması hakikaten manidar. Aslında bugün İslam dünyasının dört bir yanında zulüm ve gözyaşı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Keşmir meselesi 70 yıldır sürüncemede bırakılmış ve bugün olduğu iddiye getirilmeye çalışılan bir konudur. Ancak bunlara ilaveten bugün Arakan'da, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Sudan'da İslam dünyası kana bulanmış ve çözüm hep dışarıda aranmıştır ve aranmaktadır. Bu başlığı çok önemli ve isabetli bulduğumu ifade ederken sözlerime şu gerçekleri vurgulayarak devam etmek istiyorum. İnanıyorum ki Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği de bir bakıma Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir. Ama aynı şekilde Müslümanlar birlik ve beraberliğini sağlamadan da mümkün değildir. Milli Görüş Hareketi her zaman daimen tara en el Kuds İslam birliğine giden yolun mihenk taşı olarak görür. Bu sebeple ki siyasi hareket olarak tarih sahnesine çıktı. نحن نرى ان في 1969 اول mitingi olarak adlandırılmıştır. Konya'da geçmiş, yapılmıştır bu miting. Çünkü bütün farklılıklarına rağmen İslam dünyasının üzerinde tartışmasız ittifak ettiği
belki de en önemli konu Kudüs'dür, Mescid-i Aksa'dır. Gazze'de patlayan bir bomba Şam'dan Tahran'a, Bağdat'tan İstanbul'a aynı acıyla yüreklerimizi yakmaktadır. Ambargo yüzünden ilaç bulamadığı için hayatını kaybeden Filistinli bir çocuk hepimizde aynı gözyaşlarına sadakalarına. Filistin bildiğiniz gibi Hazreti Ömer zamanından beri 400 yıldır bir İslam beldesi olarak bugünlere gelmiş. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethederken Kudüs halkı onun adaletini öğrendiği, bildiği için kendisini yollara adeta çiçekler atarak karşılamışlar. Hazreti Ömer de hangi dine, hangi inanca mensup olursa olsun bütün insanlar için adaleti tesis etmiş Kudüs'te. Yaşama hakkını, mülkiyet hakkını, inanç hürriyetini teminat altına almıştı. O zamanlarda. Bugün ise tam tersi bir durumla karşı karşıya. Filistin'de adaletin yerini zulüm almıştır. Filistinlilerin yaşam hakkı işe sayılmaktadır. Mülkiyetleri yağmalanmakta, inançları baskı ve tahakküm altına almakta, mabetleri yeri geldiği zaman işgal edilmektedir. Bu sebeple biz Müslümanların bugün en büyük sorumluluğu Jerusalem'i جعلوا جيروسلم هي دار السلام يعني مجددا أي جعلها مدينة السلام والسلم. Kudüs'ü yollarında kanların aktığı değil, القدس يجب أن لا تكون المدينة التي تسال فيها الدماء بل يجب أن تكون المدينة التي تظهر على طرقاتها الورود لذلك هي بكل مكوناتها من المسلمين والمسيحيين واليهوديين يجب أن يكونوا فيها ضمن حياة كريمة ومستقلة. Muhterem kardeşlerim, eğer bugün Filistin'in ve İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu problemleri gerçekten anlamak istiyorsak, لنستطيع من تفهم القضية الفلسطينية فإننا يجب أن نعلم هناك ثلاث تواريخ مهمة جدا وأيضا معرفة معانيها. Gerçi burada bulunan kardeşlerimiz طبعا أنتم هنا تعلمون هذه التواريخ لكن هنا لدينا أيضا أشخاص لا يعلمون هذه التواريخ لذلك نحن سنبدأ في 1897 مؤتمر الصهيونية الأول برعاية تيودور هيرتزل. طبعا هذه كانت في إسويتشرا في مدينة باسل وهي فكرة أساس تأسيس الدولة اليهودية قد جلبوها في مؤتمرهم هناك. التاريخ الثاني هو 1917 إعلان بلفور كانت هي برعاية إنجلترا وبعد ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا إيطاليا وأيضا كانت مهمهم حمل الفكر الأول إلى الأرضية السياسية. هم حاولوا دولتهم كرولوجانه ona destek vereceklerini bütün dünyaya ilan etmişlerdi. O dönemdeki son التاريخ الثالث الذي يجب أن نعلمه هو 1948 هو تأسيس الدولة الإسرائيلية كما يقال كما يقولون
قد جردوا هذه الفكر فكرة أساس الدولة اليهودية والسياسية وجعلوها على أرض الواقع. طبعا تأسيس أي دولة لا قبلا ولا بعدا قد بدأت فيما بعد هي البلدة الوحيدة التي أنشئت أو الدولة الوحيدة التي أنشئت بهذه الطريقة هي فلسطين التي حولوها إلى دولة يهودية كما يقولون. طبعا نحن رسمين bütününü görmek mecburiyetindeyiz. نرى الحقائق الصغيرة يجب أن نرى اللوحة متكاملة يجب أن نرى مشروع الشرق الأوسط sonuç aynıdır değişmemektedir. النتيجة هي واحدة أن العالم الإسلامي هو هدف مشروع يمشي خطوة خطوة. طبعا هذه المشروع هو فرق وتسد. بعضي yerlerde bizi Arap Acem diye bölüyorlar. طبعا هناك بعض البلدان Türk diye bölüyorlar. يفرقون بين كعربي وعجمي وبعضها ككردي وتركي وبعضها كأفريقي وشمال أفريقي وبعضها سني وشيعي. لكن في النهاية نحن هم يحاولون أن يفرقوا بيننا عن طريق تضعيف قوانا. Her türlü هم يجندون كافة الإمكانيات لديهم من الاحتلال والفتنة والحروب ويرونها وسائل مشروعة لهم. طبعا لنفهم هذا المشروع ليس لدينا فقط أن نرى. Anlatma mecburiyetimiz طبعا var نحن لدينا واجبا هو أن نشرح كل ما نراه لأجيالنا. إذن في هذا المؤتمر asıl bu yüzden bu kongrede sorulması gereken asıl sorular nelerdir? Bunları sizlere arz etmek istiyorum. Irkçı emperyalizm yani Siyonizm adım adım hedefine yürürken biz ne yapıyoruz? Gazze'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz? Filistinlilerin evleri gasp edilirken, başlarına yıkılırken biz ne yapıyoruz? İsrail askerleri kirli postallarıyla Mescid-i Aksa'yı basarken, işgal ederken biz ne yapıyoruz? Coğrafyamız kurtlar sofrasında adım adım pay edilirken biz ne yapıyoruz? İnsanlığın kurtuluşu için mi çalışıyoruz? Yoksa tekbir getirerek birbirimizi boğazlıyoruz zamanı geldiğinde? Bu soruları artırmak mümkün ama temeli bu sorulara vereceğimiz cevapta yatmaktadır. Muhterem arkadaşlar, problemleri çözerken hasmın yaptıklarından şikayet etmek ancak acizlerin işidir. Bunu bir defa idrak etmek mecburiyetindeyiz. Kendi coğrafyasında kendi planlarını yapmayanlar veya yapamayanlar başkalarının kurduğu oyunda figüran olmaktan öteye geçemezler. Açıkça ifade etmek istiyorum ki İslam dünyası olarak asıl sorunumuz ırkçı emperyalizmin güçlü olması değil, bizim içinde bulunduğumuz dağınıklık ve aziyettir. Bu bizi biraz üzüyor. Dönüp kendimize eksikliklerimizi hatırlatmaktan insanlar özellikle de yöneticiler hiç ama hiç
hoşlanmıyorlar. Fakat bunları görmeden de çözüm üretmemiz mümkün değil. Biz birbirimizin gönlünü almak, hoş vakit geçirmek, birbirimizin moralini yükseltmek için sadece bunlar için bir araya gelirsek, mesafe kat etme imkanını elimizden kaçırırız. Biraz önce de zikredildi, bir defa daha tekrar ediyorum ben. Halbuki bugün İslam ülkeleri dünya topraklarının 1/6'ına, dünya nüfusunun en az 1/4'üne, dünya petrol rezervlerinin %65-70'ine, doğal gaz rezervlerinin %60'ına sahiptir. Madenler, petrol yatakları, su kaynakları, tarım havzaları, enerji geçiş güzergahları da eklendiğinde bu zenginlikleri artırmak mümkündür. Her türlü imkan ve zenginliğe sahibiz yani. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Kendimizle hesaplaşırken bunları gündeme getirmekten geri duramayız. Bizi üzer, canımızı sıkar. Bu da yeri mi şimdi? Bizim morale ihtiyacımız var derken kendi eksikliklerimizi sıralamak hakikaten hoşumuza gitmiyor ama bunu görmeden de çare üretmemiz mümkün değil. Çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de kendimize batırmadan duramayız, geri kalamayız. Gözümüzü açıp halimizi görmek mecburiyetindeyiz. Kendi halimize dönüp baktığımızda görüyoruz ki bunca zenginliğe rağmen dünyanın en geri kalmış ülkeleri de maalesef yine İslam coğrafyasındadır. Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler İslam ülkeleridir. En fazla ihtilafın, en yoğun çatışmaların olduğu bölgeler gene İslam bölgeleridir. Genç işsizliğin en yüksek olduğu ülkeler İslam ülkeleridir. En fazla mülteci göçünün olduğu ülkeler İslam ülkeleridir. Maalesef ve üzülerek söylemek mecburiyetindeyiz ki adalet sisteminin en sıkıntılı olduğu ülkeler de İslam ülkeleridir. Eğitim ve teknoloji yatırımlarının en düşük olduğu ülkeler yine İslam ülkeleridir. Ne yazık ki İslam coğrafyasında bugün her 3 kişiden biri okuma yazma bilmemektedir. Dünyadaki ilk 100 üniversitenin içine, hatta bunu bazıları, istisnalar bazen olabiliyor, ilk 500 üniversitenin içinde İslam ülkelerine ait tek bir üniversite yoktu. Peki un var, şeker var, yağ var. Neden helva yapamıyoruz? İnsan var, imkan var, kaynak var. Neden ilerleyemiyoruz? İşte mesele bunun nasıl halledileceğinde yatmaktadır. Biraz önce ifade edildiği gibi somut projelere ihtiyacımız var bizim. Sadece söze, sadece lafa takılıp kalamayız. Tarihe baktığımızda çok başarılı medeniyetler kurmuş olduğumuzu görebiliriz. Bunu ümitsizliğe kapılmamak için, ümitsizliğimizi aşabilmek için aslında önümüzde örnekler olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Müslümanlar tarihte en yüksek medeniyetleri kurmuşlardır. Bunlardan birisi de
Endülüs medeniyetidir ve 800 yıl yaşamıştır. Şu soruyu sormak ve cevabını da bulmak mecburiyetindeyiz. Nasıl oldu da bir zamanlar İslamlaşan topraklar zaman içinde İspanyollaştı? Bunu tespit etmeden bugün içinde bulunduğumuz şartlardan kurtulmamızın da kolay olmayacağını ifade etmek istiyorum. İşte gerçekler. Bir, o dönemde ümmetçiliğin yerini kavmiyetçilik aldı. Ümmetçilik şimdi bazen çok yanlış bir şekilde kullanılabiliyor. Aleyhte bir şeymiş gibi. Ümmet, İslam birliğinin adıdır. Bizim dışımızda da kimse bu fikri böylece kullanmaz. İslam eşitliği ve kardeşliği emrettiği halde benim ırkım, benim kavmim, benim kabilem üstündür anlayışı hakim olmaya başlayınca işler değişti. Arap Berberi, Beledli Şamlı, Kayslı Yemenli çekişmelerinden doğan savaşlar yaşandı ne yazık ki. İkinci olarak ehliyetin yerini asabiyet aldı. İslam hiç bilenle bilmeyen bir olur mu derken tam tersine yönetimde birikim, tecrübe ve yetenek değil, akrabalık ve soy bağı geçer akçe oldu. Üçüncü husus da sadeliğin yerini gösteriş, tevazuun yerini kibir aldı. İslam israfı yasaklayıp tevazuyu ve sadeliği emrederken yönetimde gösteriş ve şatafat hakim oldu. Saraylarda oturanlar halktan koptu. Halkın derdini anlayamaz ve göremez hale geldiler. Ama bana Endülüs'ün çöküşünde en dramatik sebep, konu nedir diye sorarsanız bunu da şu şekilde dile getirmek isterim. Bu kavmiyet ve asabiyet mücadelesi sırasında Endülüs Müslümanları birbirlerine üstün gelebilmek için hasımlarından, yani Hristiyan krallardan yardım istemeye başladılar birbirlerine karşı. Bugün bütün benliğimle inanıyorum ki ve hiç şüphe etmiyorum ki tıpkı Endülüs'te olduğu gibi tarihin en yüksek medeniyetini yine Müslümanlar kuracaktır. Buna ihtiyaç var. Hepimiz bunu tekrarlıyoruz, inanıyoruz, biliyoruz ama bunun gerçekleşmesi için üzerimize düşeni bir hakkın yerine getiriyor muyuz sorusunun maalesef cevabını müsbet olarak verme durumunda değiliz. Peki ne yapmamız icap eder? Hangi reçeteleri kullanmamız icap eder dersek şu hususları dile getirmeden geçemeyiz. Müslümanlar birbirleriyle uğraşmayı, birbirleriyle didişmeyi bırakmak mecburiyetindedirler. Daha doğrusu üçüncü şahıs olarak söyledim, biz birbirimizle mücadele etmeyi bırakmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için geçerli olan bir husus bu. İhtilaflarımızı değil, ittifaklarımızı ön plana çıkarmalıyız. Birbirimize üstün gelebilmek için çareyi hasmın desteğinde ve silahlarında kesinlikle aramamalıyız. Sahip olduğumuz imkanları
birbirimizi yok etmek için değil, birbirimizi desteklemek, ayağa kaldırmak için kullanmalıyız. Coğrafyamız üzerinde oynanan sömürgeleştirme politikalarına ve entrikalara karşı ortak stratejiler üretmeliyiz. Somutlaştırırsak, bazı konuları katma değer üreten sanayi ve teknoloji hamlelerine ayak uydurmalı, hatta öncülük etmeliyiz. Ekonomik ve teknolojik kalkınma her İslam ülkesinin en önemli meselesi haline getirilmelidir. Dünyanın en verimli toprakları İslam coğrafyasındadır. Bu sebeple insan hayatı için en büyük önem taşıyan tarım ve hayvancılığı müştereken geliştirmeliyiz. Dışarıya bu noktada en azından bağlılıktan kurtulmalıyız. Ekonomik, teknolojik, siyasi ve askeri alanlarda ortak ve güçlü müesseseler oluşturmalıyız. Aramızdaki ticareti güçlendirmeli, bu ticareti ya kendi para birimimiz üzerinden, birimlerimiz üzerinden gerçekleştirmeli veya müşterek bir para birimi, biraz önce de belirtildiği gibi, ihdas etmeliyiz İslam dinarı gibi. İslam ülkeleri olarak bir savunma iş birliği teşkilatını mutlaka kurmalıyız. Müslüman olsun ya da olmasın, bütün insanların zulümden ve işgallerden kurtulmalarının yegane yolunun bu işbirliğinden geçeceğine inanıyorum. Yani savunma teşkilatından. Ayrıca bilim ve teknoloji paylaşımına aracılık edecek İslam ülkeleri bilim ve kültürel işbirliği teşkilatını da mutlaka kurmalıyız. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi ailelerin, hanedanların, sultanların, sarayların değil, ülkelerimizin sanayileşmesi, kalkınması ve zenginleşmesi için harcamalıyız. Kısacası kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanma yolunu arayıp bulmalıyız. Muhterem kardeşlerim, sözlerimi belki biraz uzattım ama toparlarken şunları da ifade etmekten geçemeyeceğim. Bugüne kadar Filistin davasına gönül veren, İslam dünyasının birlik ve beraberliği için mücadele eden kahramanları Hasan el-Benna'yı, Seyyid Kutub'u, Yaser Arafat'ı, Şeyh Yasin'i, Rabbani'yi, Mevdudi'yi, Muhammed Mursi'yi, Necmettin Erbakan'ı, daha nicelerini rahmet ve minnetle anmayı bir vazife biliyorum. Konuşmamı bütün hayatını İslam dünyasının huzur ve refahına adamış olan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın şu cümleleriyle tamamlamak istiyorum. Hiç kimse İslam aleminin bugünkü dağınıklığından dolayı İslam birliği kurulmayacak zannetmesin. Allah'ın izniyle İslam birliği mutlaka kurulacaktır. Çünkü dünyanın bugünkü gidişatı karşısında bu bir tercih değil, zorunluluktur. Bu inanç ve temenniyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Yapacağınız çalışmaların bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konuşmamı yine muhterem Erbakan'ın şu sözleriyle tamamlıyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır inşallah.
Saadet Partisi Genel Başkanı.